Bu sefer güneş kremi sürmeyi akıl ettim. Ben bir frenime kafa atayım, düzeliyor mu düzelmiyor mu? Frene ne sıktığını söyler misin? Ve de frene sıkmadım. Gel lan gel, senden mi korkacağız? Şeklin kime birader? Şurada oturmaya burun kıvrılmaz. Manyaklar. Ya da bana bir sponsor bulabilir miyiz arkadaşlar? Rica ediyorum, bakın lütfen. Oo. Efendim merhabalar. Bu sefer videonun değil, kameranın arkasındayım. Önünde değilim. Dur bir saniye. Bugün çift kamerayız Hakan Beylerle. Yeni karakter geldi Bulu'a. Hep Erkan değil. Belki Erkan da çıkıp geliyormuş. Bu arada gelecek zaten de neyse. Kendi videoma spoiler verdim. Mükemmel. Arabaya da el ettik. Allah'ım medeniyet. Bu arabaya da el ettik. Az önce Hakan'la konuşuyorduk. Burası UBC, British Columbia Üniversitesi. Aranızda yeni üniversite okuyan, lisans okuyan, yüksek lisans yapmayı düşünen varsa buraya bir bakın. Ön frenim sürtüyor ya şu anda. Ön frenin sürtmesi birazcık beni gıcık ediyor ama yapacak bir şey yok. Şurada bir yapıştıralım. Görüyor musunuz bilmiyorum fakat bakınız, deniz değil okyanus. Deniz affedersiniz benim babamdır. Şu an 40 km ile iniyoruz. Ve frenimin sürtme sesinden saçımı başımı yolabilirim. Burası Spanish Banks mi? Atıyor muyum? Spanish Banks mi? Okey. Atmıyormuşum. Sayın seyirci. Bak. 1,5 senede kulağımıza bir şeyler çalınmış. Köyde otursak da arada bir plaja gelebilmişiz demek ki. Vancouver'ın en batısından başladık diyebiliriz. UBC kampüsü. Tabi orası Vancouver diye de geçmiyor aslında da. Yani sizin için Vancouver. Bu tarafa doğru ilerledikçe, Jericho Beach'e doğru geldikçe biraz daha dolu oluyormuş efendim. Sebebi de belli çünkü şuradan kum başladı, plaj başladı. Biraz daha popüler, kalabalık bir yere doğru geliyoruz. Bugün bu arada yani biz tura başlarken araba 30 derece gösteriyordu havayı. Hadi bir 2 derece düşmüş olsun. Koşanlar, efendim güneşlenenler, bizim gibi bisiklete binenler. Şurası, şu binalar artık biraz daha bir şeye benziyordur muhtemelen boyut olarak. Vancouver şehir merkezi. Bu sefer güneş kremi sürmeyi akıl ettim. Çünkü ben 2 gün önce cumartesi öyle bir yanmışım ki normalde böyle deniz kenarında falan güneş kremi sevmeyen bir insanım ama yani güneşin alnında 5-6 saat bisiklet yapınca şurada bir duralım. Ben bir frenime kafa atayım, düzeliyor mu düzelmiyor mu? Ondan sonra devam edelim. Delireceğim. Ön disk frenim hırş. Ne güzel yokuş aşağı yardırıyorduk. Yardıramadım bile. Bir yapıştır diye bağıramadım bile. İçimden çıkmadı. Hevesimi kırdı. Ama orada bir 50 gördük. Ama oranın 60-65'i var. Kesin var. Yapıştırsan. Senin bisikletli olurdu. Sende de olur. Ha? Ama senin tekerler doğru. Biraz insanın ömrünü yiyen cinsten. Herhalde hardtail denen şey değil mi? Önde evet. Süspansiyon var, arkada yok. Ama aynen, nedir marka model abi? Sen bize bir anlatsan. Marka Rocky Mountain. Kanada markası değil mi? Kanada markası. Zaten hemen maple leaf'i yaprağı görürsün. Bunu çok kullanıyorlar burada. Evet. Ama markayı, niye evet. İşte Kanada görüyorlar. Yani Kanada bisikleti. Ama kötü için. Bir marka değil sanırım. Değil. Benim arkadaşlarımın falan da var. Yani her markanın tabii pahalı malı var ama evet. Böyle bunların 6-7 bin dolara modelleri de var diye biliyorum. Kesinlikle. Adam Hakan ya, burada kayıtlı, kuyutlu, kurslu, belgeli, nişaneli, göçmenlik danışmanı mı diyelim sana? Nedir ünvan doğrusu? Lisanslı Kanada göçmenlik danışmanı. Tamam. Heh. Abi nasıl geliriz? Bunu okudum, gelebilir miyim? Şu vizeye mi başvuracağım, bunu mu yapacağım? Abi bu adama soruyorsunuz bundan sonra. Ama unutmayın ki bu bir meslek. Hani bedava bir yere kadar olabilir. Evet. O yüzden lütfen. Ama göçmenlik danışmanı ihtiyacınız varsa aha da buyurunuz efendim. Beni bir salın artık. Burası ne diye geçiyor? Muhit değiştirdik mi? Değiştirdik. Kitmiş. Ha Kits'e geldik mi? Evet. Ulan. Ben de bildiğim 2 tane yer var, onları da tanıyamıyorum. Valla bunadım ha, bunadım. Tamam bir dakika, şimdi buraları koymayacağım ben. Yalan koyacağım. Kitsilano'ya geldik arkadaşlar. Ünlü YouTuber Sema Kuyu'nun yaşadığı... Bana mı dedin gülüm? Kim? Hey mey. Onun için şey yapmıştım. Arkadaşlar burası bayağı hani bir ücreti vardır buranın ama cüzidir değil mi? Çok cüzdi. Ya burası belediye havuzu belediye. İşte herkesin aynen. Kullanabildiği öyle bir kulüp, otel hiçbir şey değil. Yok. Buralarda zaten öyle şeyler yok pek. UBC'deki havuzda benim eşim yüzüyor. Ne kadar işte aylık 35 dolar veriyor. Sınırsız. Aylık. Aha. 35 dolar. 35 dolar bir yemek parası. Erkan Beyler geldiler. Merhabalar. Sürpriz. Yok lan videonun başında söylemiştim. Ne haber? Söylemiştim. Müthiş. İyi seni abi. Şöyle arkadaki heykelle kadrajı alıyorum. Üçlü bir çete olduk sonunda. Sorunlarımızı diyeceğim de benim sorunum esas fren falan gitti. Frene kafa atıyordum. Neyse konuşuruz sonra. Hadi ya. Çözdük, şimdi biraz turlayabiliriz. Hoş geldiniz. Ben tam yeni fren taktırdım. Beni iyice gıcık edecek. O senin frenler tek troymuş zaten. Evet. Ha, komple pabuç mu değişti, fren mi değişti? Komple pabuç değişti çünkü kontamine ettim ben pabuçlarımı bugün. Ve frene ne sıktığını söyler misin? VD40. Frene sıkmadım. Orayı bir düzeltelim de önce. Şu rulmanın olduğu yerden böyle çok istediğim kadar pürüzsüz dönmüyordu rulman. Böyle hafif ses geliyordu. Onun bir tane de böyle pipeti var. Evet. Pipetle sıktım hani özellikle. Altına da şey tuttum, bez tuttum hani bulaşmasın diye. Mühendisim ben, amele değilim diyor. Yani ama sonuçta gene bir amelelik oldu. Bir amelasyon olmuş sonuçta. Aynen. Bisiklete bindim. Tam işte şeye gidiyorum, bizim dükkana, bisikletçi dükkanına. Evet. Freni sıkıyorum yok. Boş. Neyse dedim hazır gitmişken tamam buna da bir şey yapalım. Shimano bir şey taktı. Ne? Pabuç. Pabucu taktı. Okay. Bu dedi standart gelen bisikletlerden daha iyi zaten dedi. Tamam. Aa, ayakkabılar kilitli pedallar, dur. Oh yes. Oraya da geleceğiz, bak. Kilitli pedal, ayakkabı. Ondan sonra Erkan bizi geçer tabi, depar. Güle güle kullanın efendim. Ya ben burada 10 yıl falan yaşadıktan sonra herhalde çözeceğim. Cumartesi üstünden geçtiğim köprüymüş değil mi? Burak, güzel. Ha, ben oradan geçtim. Şu kilitli pedalı, Erkan'ı bir geçeyim de. Ne oldu kardeş? Adam ayakkabı aldı, bir şey aldı, bizi masrafa sokacak ya. Habire her gittiğinde iyileştirme yapıyor. Ne oldu? Pedalsız. Gel lan gel, senden mi korkacağız? Kardeş. Allah Allah, virajda gel. Artist. Ayakkabılar 200, pedallar 100, 300 dolar fazla var benden şu an en az. Bisiklet zaten daha pahalı, ona girmiyorum. Müthiş yerlerden geçiyoruz. Erkan Beyciğimle kapışacağım derken her zamanki olduğu gibi rock'n'roll kendileri bugün de. Müthiş. İnanılmaz bisiklet trafiği var. Yani burada bisiklete binme de ne yap, ya da gel koş, ya da gel otur manzaraya bak. Gel otur piknik yap. Patene bin, kaykaya bin, bir şey yap yani. Aktif olunuz efendim. Taciz etmesene insanları ya. İlla kovalatacak kendini. Yapıştır. Hala zilim yok ya. Zil al deyip duruyorlar. Haklı insanlar. Ya. Alacağım. Ama yani çok acil durumda zili çalabileceğim mi hakikaten? Valla ben az önce çalamadım. Bak. Ya da yani. Benim zilin dandikli ya. Zillik bir durumda işte on your left, on your right. Şişt, hop amcaoğlu, dayıoğlu falan. Onu da yapabilirsin. Erkan'ı kovalamaktan, işte etrafa bakmaktan falan Strava'ya bakmıyorum ama bakayım hadi. Neredeyse bir saat olacak, 56 dakika, 16.3 kilometre olmuş ama ya arada durduk. Sohbet, muhabbet, freni düzelt, o bu. Yani tempolu idman gibi gitmiyoruz zaten. Yani çok ya idman yaparsın burada, yapmazsın diye bir şey yok da. Ben şu rotayı ilk defa bisikletle gezdiğim için biraz daha etrafa bakayımcıyım. Arada bir apaçilik damarım kabarıyor. Kızacaklar gene yorumlarda. İnsanları rahatsız ediyorsunuz. Tedirgin oldular falan diye. Bence olmuyor kimse ama birazcık seri kullandığımız doğrudur. Şeklin kime birader? Burası Science World arkadaşlar. Bilim dünyası. Bir müze. Ben de zamanında şöyle bir girip gezmiştim. O zaman ne sergisi vardı onu bile hatırlamıyorum ama. Bu arada burası da kasino. Burası açık mı? Bildiğin o... Ha. Okey. Normalde açıkmış ama kasino, kumar işleri. Hiç ilgimizi çeken şeyler değil. Monte Carlo'ya gittim. Yani Monte Carlo'daki o meşhur kasinoya gittim. Allah sizi inandırsın. Şöyle jeton atıp kol çekmeli o makineler, ne adını bilmiyorum. Onu bile oynamadan döndüm. Hakan Bey yetişemiyoruz hızınıza. Yaletown'a hoş geldiniz. Yaletown mu burası? Yaletown, müthiş. Hatta şu an tam bir köyden indim, şehire yaşıyorum yani. Hani hepsini duymuşluğum var. Ne bileyim işte Avcılar'da oturan, Beylikdüzü'nde oturan adam bebeği falan Rumeli seni duymuştur ya, şu an öyleyim yani. İstanbul arkadaşlara buradan selamlar. Hakan'a sordum, bunlar evmiş abi, otel değil ya, eve bakar mısın? Bazılarının kapıları şuraya açılıyordu direkt. Yani bir anlamda birazcık böyle bir garip bir yanı yok mu ya? Önünden her zaman çok fazla insan geçme potansiyeli var. Hani şurada oturmaya burun kıvrılmaz. Çarpılırsın. Birazcık seri gidelim ya. Burası bana böyle bir tatil köyü havası verdi yani. Hani böyle bir şehir olamaz. Burası şehir değil. Ne bileyim, burası normal insanların evleri, burası normal bir yürüyüş yolu. Bunlar da ne bileyim şehrin normal sakinleriymiş gibi değil. Burası bana sanki burası tatil köyü. İşte Belek'te, Antalya'da, Kemer'de bir tatil köyüymüş. Onun sahil şeridiymiş de birazdan bitecek, böyle tel örgüye gelecekmişim gibi. Bu kısmen herhalde etrafın çok bakımlı olması, temiz olması ile alakalı. Bilmiyorum, öyle bir his uyandırdı bende. Ama abi işte keyif bu yani. Şöyle bir havada. Burada suya girilmez de çok tekne. Şurada çimde yayılabilirsin. Merhaba. Bu ne abi, birbirine kamera doğrultan manyaklar. İhtiyaç molası verdim. Verdim ne ya? Verdik. Özür diliyorum. Şimdi Stanley Park'a girip bir park turu, bir parkı tavaf edip sanıyorum. Değil mi? Aşağı yukarı. Hakan Meydan onayı aldık. Ondan sonra devam edeceğiz. Azıcık istatistik vereyim istatistik sevenlere. 23,5 kilometre olmuş. 1 saat 19 dakika. Ortalama hızımız 17,8. Ortalama hızımız biraz. Yani tırıvırı gidiyoruz, geziyoruz. Yoksa ben antrenmanlarım esnasında 23-24 ile gidiyorum ama işte kız. Ya bak şimdi. Allah Allah. Dünyanın en çabuk gaza gelen insanı. Ben. Geç gülüm geç. Devam et. Bugün bizim bisikletlerde bir hayırsızlık, bir uğursuzluk var. Dandik ne oldu? Diyeyim acaba ya? Dandik mi? 1000 dolar şu bisiklette ayıptır. Yani giriş seviyesi diyelim. Yani. Tamam, böyle demeyelim, kızıyorlar sonra Türkiye'den. Bisikletler fena değil hocam. Ne sorunun var bisikletle ilgili, anlat. Kısa. Ya, 10 saniye. Pedala fazla yüklenince, depar atınca sonrasında böyle bir crank'in o taraftan sanki bir ses geliyor. Gibi. Anne çözümü, depar atma. Sende ne sorun var abi? Bende bir sorun yok. Ben sadece yoruldum. Teşekkür ederim. İşte bu. İşte bu olumlu adam. Bende sorun var. Bende de garip garip sesler geliyor. Frenim sürtüyor falan ama gidiyoruz ya, keyifli yani. Yine de keyifli. Birazcık bisikletten anlasan, birazcık mekanik şeyler elimden gelse çözeceğim bunların bir kısmını da işte zamanla. Zaman ne olacak? Şimdi bunun altına abi bilmem ne bacağındaki bilmem ne takımının kulak memesi eksilmiş falan yazacaklar. Teşekkür ederim. Yazın. Öğrenmeye çalışıyorum ama işte çok gelmiyor elimden ama inşallah. Yokuşu bitirdik. Burası Prospect Point. Şuradan çok güzel manzara var. Ben diyorum ki arkadaşlar hadi gençlik, spor, antrenman, adrenalin, işte ne bileyim güç üretelim, kadans basalım, onu yapalım, bunu yapalım. Diyorlar yok biz manzaraya bakacağız. İyi, tam manzaraya bakalım hadi. Burası şu meşhur köprü, geçip durduğumuz. Böyle bir durum var. Aşağıdan jet skiler gidiyor. Yapıştır! Replik çalma lan! Fena. Güzel, günlük yapıştırma dozumuzu aldık. 8.30 mu? Oho. Saatten haberim yok. Doğru, o zaman devam. Okey, aslında başka bir yere uğrayacaktık. Buradan 3.'ye 4.'ye geçişim videolarda bile ama muhabbete daldık. Bisiklet ne alırız falan diye. Bu adam bisikletini satacakmış ya da satmayacakmış. 2000-3000 dolar diyor, bisiklet alacağım diyor, bir şey diyor. Benim de ağzımı sulandırıyor. Para yok. Bana böyle şeyler anlatma, param yok. Allah, ya da bana bir sponsor bulabilir miyiz arkadaşlar? Rica ediyorum, bakın lütfen. Bir bisiklet ya, çok bir şey istemiyoruz yani. 37,5 kilometre oldu. 2 saat. Tatlı tatlı geziyoruz. Bir önceki turun 78 kilometresine kıyasla bu bir şey değil. Ya. Fast and Furious ya resmen. Hocam ortalık karıştı. Düzen boğazı olmuyor da. Şurada oturan var abi. Şurada oturan var ya. Vay anasını. Yine zenginin malı züğürdün çenesini yordu. Görüyorsunuz. Merhaba kızlar. Tekrar Kitsilano sahile doğru geliyoruz ve artık gün ışığını yavaş yavaş bitiriyoruz. Şimdi tam olarak nereden gideceğimize karar vermeye çalışıyorlar. Ben arkada kendi aralarında çözsünler diye bekliyorum. Çünkü en yeni benim. Evet, ben öyle akşam karanlıkta bisiklet sürmeyeceğim ki ya falan deyip ön ışık almamıştım. Halbuki hava güzel olunca çıkmışken kalabiliyorsun yani karanlığa. Neymiş? Ön ışık şartmış. Gene masraf, gene masraf. Sabah başlarken aşağıya yardırdığımız yokuşa aşağıdan yaklaşıyoruz. Bu sefer güzel bir tırmanacağız. Ben 100'e kadar fitim bak. 100 kilometre bir hedefim var zaten, bir gün içerisinde 100 bisiklete binmek diye. Ki öyle uçuk bir kilometre değil yani. Şimdi bunu izleyen bisikletçi abiler 120, 130, 200 ne var falan diyenler de olabilir ama 100 hani benim için. Ama ne bileyim, halterde de mesela 100 kilo koparmak güzel bir hedef. Ha, 220 kilo dünya rekoru ama onun gibi. Wow. Çok haksız sayılmayabilir çünkü önde ışığım yok. Bu saate kadar dışarıda olmayı planlamıyordum ama bir küçük tehlike atlattım. Son 100 metredeyiz. Sen bari bizi gör biraderim, sen bizi gör. Heh. Eyvallah. Şunun 2 tane pilini bitirdim. Az önce size bir özet geçecektim. Böyle kala kaldım. Erkan Beyciğimin iPhone 11 Pro Max Professional Master's Degree en iyisiyle çekiyoruz şu anda. Şeker bitti, kusura bakmayın. Saçmalıyorum. Erkan'ın rakamları farklı ama Hakan'la benim rakamlarımız aşağı yukarı, süreyi de aynı anda zapt diye açmadık ama 3 saat kabaca. 3 saat aktif pedallamışız abi. 56 kilometre, 56.18. 320 metre tırmandın diyor. Ortalama hızımız 18.6 kilometre, merak edenler için. Şunu da zaten şu an ekrana göre koyarım. Aşağı yukarı sen bu kiloyla, bu cüsseyle, işte bu hızla falan 1000 kalori de yakmışsın diyor. Herhangi bir heart rate monitörüm yok ama. Maksimum hızı görelim ya. Maksimum hız 55.4 kilometre. Bu herhalde Stanley Park'ın içinde yardırırken oldu. Evet, 3 saat boyunca hareket etmişiz. 3 saat 59 dakika toplam geçen süre arada durduk, sohbet ettik işte. Beğenmeyecekler ama çişimizi yaptık, su içtik, bir şeyler yedik falan. Yani 4 saat gezmişiz ama 3 saat aktif bedavamışız. Durumlar böyle artık yani, bitti. Daha ne olsun, bitti. Fakat şu iki arkadaşı ikna edebilirsem daha fantastik, daha uzun bir şeyler inşallah yapacağız. Bir sonraki videoda görüşürüz efendim. Hadi bay.